Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dün akşamki canlı yayında birçok kardeşimiz benim çağrıma kulak asıp ve beni kırmayıp sağ olsunlar 27.400 yaptılar. Yeni hedef 27.500. Her 100 abone artışında bir canlı yayın patlatalım. Madem öyle sizleri de mutlu edelim. Arkadaşlar konu dışı bir sorum var. Bu soruyu cevaplarsanız sevinirim. Arabadan anlayan arkadaşlar, iki tane araba soracağım size. Birisi Megane 4. Böyle 350-400 bin civarındaki modellerinden soruyorum. Megane 4 zaten yeni kasa olduğu için. Bir onu sorayım. Nedir ne değildir tavsiye eder misiniz? Bir de Nissan Qashqai 2013 model, Visia model. Bunu da sorayım arkadaşlar. Arabadan anlayan arkadaşlar alta yazabilirler. Kroniği var mı ne bileyim. Tavsiye eder misiniz? Yakışır hocama mı dersiniz? Hani madem 3008 alamıyoruz en azından 3-5 üstte bir şey koyup değiştirelim diyorum. Öyle öyle yavaştan büyüyelim diyorum. Yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yazmazsanız da canınız sağ olsun. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçe'ye geçelim artık. Haberlere geçelim. Arda Güler kancası. Ne kancası? Kimin kancası? Bu arada dün yayında Antetokounmpo'yu konuştuk. Kısa transferinin müjdesini verdik. Sakatlardan iyi haber dedik. João Pedro konusunda inşallah ve inşallah. Ya ne olur bu benim duyumum gerçekleşsin. 12 Ocağı kadar koşulara, saha koşularına başlayabilir duyumu geldi ama inşallah doğrudur. Şimdi Ajax kurmayları Arda Güler transferine kilitlenmiş durumdalar diyor haberde. Yani Ajax'ın kurmayları Arda Güler'i takip almışlar. Ve yakın zamanda hem Arda'yla hem de Ali Koç'la görüşmüşler arkadaşlar. Bakın haber bunu söylüyor. Ben demiyorum. İyi de hocam sen haberin dediğini söyleyince haberin yalancısı olmuyor musun? Aslında herkes her şeyin yalancısı. Yani arkadaşımıza dostumuza kefiliz diyorsun adam şey yapıyor. Neyse. 17 yaşındaki yıldız Ajax ciddi bir şekilde harekete geçmiş durumda. Zaten bugüne kadar geçmemeleri beni hayretler içerisinde bırakıyordu. Çünkü Ajax'ın genetiğinde var gençlere yönelik. Bak hatta çok değil birkaç sene önce Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmışlardı. Bu tabirimi mazur görün. Çoluk çocukla. Yani çoluk çocukla. Değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde yarı final görmüşlerdi. Arda da sıcak bakıyormuş. Şunu söyleyeceğim. Arda Fenerbahçe ne diyorsa o izden gidiyor. Ömer Faruk gibi olmayacak. Ha gelişimini daha iyi sürdürebileceği bir takım doğruya doğru. Maç sınırına ulaşırsa serbest kalma bedeli 20 milyon euro. Aksi takdirde daha düşük falan filan diyorlar. Ajax 20 milyon euroyu makul görüyor diyor. Fenerbahçe Gençler Birliği'ne de anlaşmayı sağladı diyor. Yani bu haber hep varsayımlar üstünden gidiyor ama kesinliği merak ediyorum. Dünya yıldızı olacak inşallah. Bu sezonki performansı 13 maçta görev aldı. 3 gol attı. 1 asistle oynadı. İlk kez A milli takıma yükseldi. Arkadaşlar bakın haber görüşüldü diyor. Ben bana ulaşanları söylemekte yükümlüyüm. Bana ulaşan hiçbir bilgi yok görüşmeye dair. Ben yine de sordururum. Dün canlı yayında çok sorusu geldi. Ama konu uzun olduğu için bu konuyu açamadım. Hacı Wright. Fenerbahçe'den Hacı Wright sürprizi diye. Şimdi uzun bir konu. Ben burada da kısaltacağım ama yine de bilginiz olsun. Şimdi Jesus çok beğeniyormuş. Fenerbahçe yönetimi ilk görüşmeyi gerçekleştirmiş. Öyle söylüyor. Yani Fenerbahçe Jesus beğeniyormuş. İlk görüşme gerçekleştirmiş. Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Hacı Wright. Hocam hacılık nereden geliyor ya? Hacı Şakir'den geliyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Hacı Şakir Yahudi markasıdır derler. Hani oradaki hacıyla bizim bildiğimiz hacı aynı şey değil derler. Hani Hacı Şakir, oradaki Hacı Şakir başka diye. Dün canlı yayında bir arkadaş da Hacı Wright çok yaşlı dedi. Muhtemelen hani yayını sabote edeyim çabasında olan bir arkadaştı. Yoksa yani 0-7 yaş grubu bir yoruma benziyor. 27 Mart 1998 doğumlu. 24 yaşında. Şimdi Akdeniz ekibi kapıyı 10 milyon eurodan açmış. Fenerbahçe yönetimi sonraki satıştan pay gibi maddeler eklemiş. Dünya Kupası'nda boy gösterdi diyor.
24 yaşındaki forvet ABD milli takımıyla Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Kırmızı beyazlarla 47 maça çıkıp 24 gol 3 asist yaptı. Kendini kanıtlamış oldu diyor. 10 milyon euroluk talep Akdeniz ekibi pazarlıkları 10 milyon euroluk taleple başladı. Fenerbahçe bu rakamı aşağılara çekmenin yollarını arıyor diyor. Jesus onay verdi. Yani çok beğeniyor, sistemine uyacağı yönünde rapor veriyor demiş. Arkadaşlar, tek bir sorun var. Hacı Wright'ın boyu ne kadar? Hocam tövbe tövbe. Lan manyak mısın? Ne tövbe tövbe. Boyu ne kadar? Ha boyu 1 metre 93 santimetre hocam. 1 metre 93 santim. Peki Serdar Dursun niye sisteme uymuyor? Berişan niye uymadı? Hacı Wright niye uysun? Şimdi Hacı Wright'ın bir özel durumu var. Boyuna göre hızlı bir oyuncu arkadaşlar. Boyuna göre hızlı bir oyuncu. Ve şunu söyleyeyim. Antalyaspor 1 milyon 880 bin euroya almış oldu. Önce geçen sene kiraladı. 800 bin euro piyasası varken kiraladı. Şimdi 1 milyon 880 bin euroya satın aldı. 10 milyon euroya satmanın peşinde. Neden? Çünkü Süper Lig'de 12 maç, 9 gol, 1 asist, 1050 dakika. Dünya Kupası'nda 4 maçta 1 gol, 135 dakikada. CONCACAF Uluslar Ligi A grubunda 1 maçta, yani golü asist yok 45 dakikada. Yani ligde 12 maçta 9 gol, 1 asist yaptı diye. Ben şunu söyleyeyim, Almanya, Hollanda, Danimarka geçmiş olan futbolcuyla ilgili. Ben bizim sisteme uyacağını düşünmüyorum ama hızlı bir oyuncu. Kafalarda soru işareti var mı? Var. 10 milyon euro eder mi? Etmez. Bu ligde 10 milyon euro edecek bir tane forvet vardı. Bu Penza'ydı. O da gitti zaten. Onun dışında diğer hiçbir forvetler hani 10 milyon euro etmez. Bu asparagas bir haber arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Ama yaz döneminde hatırlatın bana. Yazın hatırlatın bana. Yaz döneminde ne zaman? Haziran'la bahsetmiyorum. Nisan ayında hatırlatın. Eğer Nisan'dan itibaren girişim olursa da hem üyelere hem abonelere bildirmek sözüm olsun. Olur mu? Mert Müldür devleri bekliyor demiş. Üç büyüklerle adı anılıyor. Tarafların artık anlaşmasını bekliyor demiş. Sadece Galatasaray'ın değil diğer Türk takımlarının da yıllardır kadrosuna katmaya çalıştığı Fenerbahçeli futbolcu. Bu sezon düzenli olarak forma giymek istiyormuş. Yaşadığı sakatlık sebebiyle gözden düştü. Dünya Kupası arasında da kendine çekidüzen verdi diyor. Arkadaşlar Mert Müldür'ü şu aşamada ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne başka takım alamaz. Bunların takımları söğüş mantığıyla baktığı için alamazlar arkadaşlar. Hocam sana ne başka takımlardan, sen Fenerbahçe duyumu ver. Sonuçta Fenerbahçe'nin de adı geçiyor. Ali Koç'un büyük yatırımıydı Pirlo Cup'ta. Arkadaşlar şimdi bu haberde Fatih Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo'nun Ali Koç'un yapmış olduğu 1,5 milyon euro yatırım yaptığı futbolcuyu ligin ikinci yarısında alacağını falan söylüyor. Kim o isim? Sanırım Barış Alıcı. Anladığım kadarıyla hani ben de haberi göz ucuyla şöyle bir izledim. Fenerbahçe 4 maç oynadı falan filan, hazırlık maçı orada bir kalabalık yapıyor. Rossi'ye talipler artıyor demiş. Mesela benim için önemli madde bu. Bu doğru. Rossi'ye taliplerin arttığı doğru arkadaşlar. Çizmeden ve Brezilya'dan talipler var ama bizim istediğimiz rakamlara henüz gelen yok. Gerçi 2-3-4 milyon euro falan bir bant kaldı arada ama neyse. Samet için resmi açıklama bekleniyor demiş. Bu arada kısa kısa sunuyorum ama inşallah hoşunuza gidiyordur. Samet için hakikaten bak, Samet Akaydın için resmi açıklama gelmediği müddetçe bana da inanmayın, olur mu? Böyle bir şey söyleyeyim de artık kestirmiş olalım. Bir gün 3'e alıyoruz, bir gün 4'e alıyoruz. Samet Akaydın da şaşırdı. Lan kardeşim bunlar beni her gün transfer ediyorlar. Ya her gün bir transfer, her gün bir transfer. Lanet olsun ya diyordur. Hocam Samet Akaydın mı, Aziz Yıldırım mı transfer ediyoruz? Sana ne kardeşim, kimi alıyorsak alıyoruz ya. Neyse Samet Akaydın için umarım mesajımı aldınız. Resmi açıklama gelene kadar bana da inanmayın. Olur mu arkadaşlar? Geldi arkadaşlar, kesin Ali Koç'tan duyum aldım desem de inanmayın. Arkadaşlar ben Ali Koç'u canlı yayına bağlıyorum. Söyle başkanım. Doğru mu başkanım? Doğru mu? Doğru mu Samet? Doğru. Ha, bak
Desem bile inanmayın. Olur mu arkadaşlar? Pirlo barış alıcıyı alacakmış. Ya istediğini alsın. Berke Özer'i soruyorlar bana. Hocam Galatasaray alacakmış. Galatasaray şey yapacakmış. Ya arkadaşlar Berke Özer gidip iki takımda da tutunamamış bir isim Avrupa'da. Yani şu son gidişinden bahsediyorum. İki takımda tutunamamış bir isim. Bırakın nereye gidiyorsa gitsin. Ya Fenerbahçe'yi çok sevseydi hiçbir yere gitmezdi. Hocam çok tepkiler aldı. Gittiği neye yaradı? Ya bir futbolcu, bak bir futbolcu menajeri tarafından bakar. Lan bekle bekle bekle, bir oldu, iki oldu, üç oldu, gitmiyor gitmiyor. En son artık yeter de şurama geldir. Buramıza kadar geldi ya falan der. Yeter artık. Çok bekledi, kendini etti. Ben Fenerbahçe'nin kapısından zannetmiyorum Fenerbahçe'ye geleceğini. İhtimal vermiyorum Berke için. Onu söyleyeyim. Karagümrük'te 4 isimle yollara ayrılmış Caner Erkin, Burak Bekaroğlu, Jimmy Durmaz, Steven Colker diyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama Fenerbahçe taraftarına bir vasatizm aşılamaya çalışıyorlar. Hocam diyorlar Caner Erkin gelsin sezon sonuna kadar oynasın. Ulan adam Alioski'yi beğenmiyor. Kim beğenmiyor hocam? Sen onu bize bir göster, biz ona beğendiririz. Jorge Jesus Alioski'yi beğenmiyor. Siz bana çıkmışsınız diyorsunuz ki vay efendim Caner Erkin gelsin. Allah aşkına. Ya siz kafayı neyle yediniz? Yani yerken yanında ne içtiniz? Tiner içtik hocam. Tiner içmek size ve sevdiklerinize ciddi zararlar verebilir. Kamu spotu. Ya yapmayın etmeyin ya. Ben ne Caner Erkin konusunda size gelir diyorum. Ne Samet Akaydın gelir diyorum. Ne Hacı Wright gelir diyorum. Ne Mert Müldür gelir diyorum. Başka kimi konuştuk abi? Barış Alıcı nereye gidiyorsa gitsin. Berke Özer gelmez. Yani bunların hiçbirinin gelmeyeceği gibi Berke Özer de gelmez. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de transfer geçmesi Jesus onay verdi. Sola 21'lik genç. Bunu çok merak ettim. Niye merak ettim? Aslında Fenerbahçe buna dönmeye başladı. Yani genç kadrosu var ya yabancılardan. Orada bir şeylere yönelmeye başladı. Sürpriz bir şekilde 3 isim birden alınabilir devre arasında. Onun subliminal duyumunu açık açık da vermiş olayım. Jesus bir liste vermiş. Verdiği listede Fenerbahçe Muriel için bastırıyor diyor. Lan arkadaşım. Yani nerede? Bu 21'lik futbolcuyu merak ettim ben. Ben 21'lik futbolcuyu merak ettim arkadaşlar. Şu ana kadar yani bak haberin başlığı bu. Ben göremedim. Neyse mühim değil 21'lik futbolcu. Muriel'de 5-6 milyon euro falan filan geçiniz. Rossi'ye bir talip daha, bu da habere eklemiş. Geçiniz. Fenerbahçe'de imza şovu 5 oyuncu birden. Bak. Hala 21'lik oyuncu yok. Jesus Danimarkalı bir sol beki onay vermiş. Çok şükür, dur buluyorum. Nicolas De Heer'miş. De Heer. Şimdi Fenerbahçe harekete geçmiş. Oh. Allah'ıma binlerce şükür olsun. Bulduk arkadaşlar. De Heer'miş. Hocam kimi nereye De Heer? Ne bileyim nereye De Heer'sa. Savunmanın solunda sayısı olarak eksik kalmak istemeyen Fenerbahçe 21 yaşındaki Danimarkalı sol bek Nicolas De Heer için harekete geçti. Transfer gerçekleşirse Danimarkalı sol bek yaşı gereği yabancı kontenjandan sayılmayacak. Hemen internete girip bakalım arkadaşlar. Alt yaş kategorilerinde ondan fazla maça çıkmış mı çıkmamış mı? Eğer çıkmışsa hiç sıkıntı değil. Bakalım alt yaş kategorilerinde. Oo iyi çıkmış. Şükür araştırmışlar. 2019 yılında ilk maçına çıktı. U19'da 10 maça çıkmış. U17'de falan var. Çok güzel. Sol ayaklı, sol kanat, sol bek, sol açık oynayabiliyor. Boyu 1.79. Çok güzel. Sarışın mı? Sarışın sayılır. Tamam. Güzel. Danimarkalı. Çok güzel. Hangi takımda oynuyor? Oo, en sevdiğim takım Midtjylland. Ne kadar güzel telaffuzu var. Çok güzel. 22 maç oynamış, 1 gol 1 asist. Avrupa Ligi'nde 3 maçta 37 dakika. Şampiyonlar Ligi elemesinde 168 dakika. Yani çok tercih edilmeyen bir isim. De Heer. Jesus onay verdiyse bize alt yemek düşer ama yani 1,5 milyon euro piyasa değeri var. Kulübüyle görüşme yapılmış. Yapılmadı. Şartlar uygunlaşırsa alınacakmış. Şartlar konuşulmadı. Gelen haberler arasındaymış.
Alyoski dikkat çekiyor diye. Ha, unutmadan söyleyeyim. Lan adam Alyoski'yi beğenmiyor. Siz Caner Erkin diyorsunuz dedim. Evet. Şimdi haberin devamında buradan 5 tane oyuncu ne imzalanacak falan filan olay var ya. Fenerbahçe 5 yıldızı imza attırmayı planlıyormuş. Bakın o 5 yıldız kimler? Özler yeni transferde. Jesus'un Lapollalı doğrultusunda adımlarını atan yönetim kadrodaki yıldız oyuncular için harekete geçti. Takımda kimlerin kalacağı merak edilirken sözleşmesi sona erecek olan oyuncular. Neyse. Benim anladığım kadarıyla Alioski ile Valencia ile Altay Bayındır'la Crespo ile İsmail ile sözleşme imzalanacakmış. Yanlış mı anlıyorum? İlk olarak Alioski diyor. Yani kısa kısa da burayı okuyayım. Jesus bu sezon kiralık olarak oynayan tecrübeli sol bekten memnun değil. Kanarya sezon sonu serbest kalacak. Alioski ile yeni anlaşma yapmak istiyor. Sezon sonu serbest kalmayacak. Hocam bunlar ne dese sen zıttını söylüyorsun. Gıcıklığına mı yapıyorsun? Serbest kalmayacak. Girin Transfermarkt'a. Açın. 6,5 milyon euro piyasa değeri yazıyor. Fenerbahçe ile sözleşme bitişi 30 Haziran 2023 yazıyor. Okey. Aşağıda ne yazıyor? Oradaki sözleşme bitiş tarihi 30 Haziran 2024 yazıyor. Bu arada Alioski Trabzonspor maçında, İstanbulspor maçında kaçıracak. Hatta bir iki maç daha en az kaçıracak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Belki de devre arasına kadar hiçbir maç oynamayıp devre arasında sözleşmesi feshedilip gönderilecek. Belli mi olur? Sonuçta Lincoln oynayabiliyor orada. Ferdi de oynayabiliyor. Valencia mukabelesi bitecek. Bu 2 yıllık kontrat görüşme yapılıyor. 1 artı 1. Evet, Valencia'ya ben onay veririm. Bu doğru derim. Altay Bayındır sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 4 yıllık kontrat teklif edildi. 3 artı 1. Doğru. Cevap bekleniyor. Cevap mevap beklenilmiyor. Tamam dedi. Siz kontratı getirin yeter. Crespo 2024'e kadar sözleşmesi var. Bakın bakalım Crespo'yu yazın bize bırakacaklar mı? İsmail Yüksek ismini Avrupa'da duyurulan genç futbolcu 2025'e kadar mukabelesi var. Yıllık 250 bin TL'lik ücreti iyileştirilecek, sözleşme uzatılacak. Arkadaşlarım bakın bu haberde biraz Fenerbahçe düşmanlığı seziyorum. Şimdi siz benimle bir anlaşma yaptınız. Ya da sponsorlar bir anlaşma yaptı. Mesela Hüme Hastanesi bir sponsorluk anlaşması yaptı. Ne dedim? İnşallah yapar da böyle bir şey. Aylık kaç abonem var? 27.400. Sana aylık 27.000 lira para. Sonra abone sayın arttı. Kaç oldu abone sayın? 50.000 oldu. Sana aylık 50.000 lira para. Abone sayın şu kadar oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Müthiş bir anlaşma değil mi arkadaşlar? Müthiş bir anlaşma. İsmail Yüksek'in de anlaşması böyle müthiş bir anlaşma. 250.000 TL garanti ücret ama maç başı galibiyete 30.000 euro mesela. Oynamış olduğu maçlarda. Yedekte ise işte 2.000 euro. Ya da mesela şöyle söyleyeyim. Yedekte ise 2 ile çarpılıyor. 2.000 euro ile çarpılıyor puan. As takımdaysa 10.000 ile çarpılıyor. Oynadı ya da sonradan girdi oyuna. Maçı kazandık. 10 çarpı şey 10.000 euro diyelim. Yedekte ama oyuna girmedi 2.000 euro. Fenerbahçe kazandı diyelim. Kazanırsa sadece beraberliğe yok. Ya da mağlubiyeti yok. Lan 20 maça çıksa 200 bin euro. Siz 200 bin euronun kaç TL olduğunu biliyor musunuz? Biliyor musunuz yani onu soruyorum. Yani onu bir bakın edin. Yani İsmail Yüksek'in şeyi çok iyi. Hatta İsmail Yüksek'in sözleşmesi Altay Bayındır'dan daha iyi. İsmail oynadıkça Altay'dan daha fazla para kazanabiliyor. Böyle bir sözleşmesi var arkadaşlar. Yani bu futbolcuların garanti ücretine çok takılmayın. Ya hocam biz de amma kitapsızmışız ya. Yazık günah değil mi çocuğa bak hele. Asgari ücretle oynatıyormuşuz falan demeyin arkadaşlar. Bilmediğiniz sözleşmeler var. Enner Valencia 1,5 milyon euro diyor. İşte 2,5 milyon euro diyorlar. Yalan. Enner Valencia tüm maçlarda oynarsa, Fenerbahçe tüm maçlarını kazanırsa inşallah. Enner Valencia kupa primleri hariç 2,5 milyon euro kazanıyor. Yani tüm maçlarda oynar. Fenerbahçe'de tüm maçlarını kazanırsa. Hocam şu ana kadar oynadığından 1,5 falan kazanmıştır. Yani maksimum. Yıllık ücreti de dahil.
Garanti ücreti. 800-900 bin euro mu, 700 bin euro mu garanti ücreti var. Artık oynama garantisine işte 20 maça çıkarsa şu kadar parası artıyor falan diye maddeleri var onların. Siz bunlara çok takılıp kalmayın. Anlatabiliyor muyum? Siz bunlara çok takılıp kalırsanız kafayı yersiniz. Hocam biz de amma vicdansızmışız falan. Mesela Galatasaray açıklama yapıyor. Trabzonspor açıklama yapıyor. İşte Türk futbolcunun şu kadar garanti ücretle anlaşıldı diye. Adamlar sana sadece garanti ücretini söylüyorlar. Yunus Akgün şu kadar milyon TL işte Abdülkadir Ömür şu kadar. O sadece garanti ücret. İster sakatlansın, ister oynasın, ister oynamasın, ister Icardi ile takılsın hiç fark etmiyor. O kadar alıyor. Maç başı, derbi primi, kupa primi, galibiyet primi, ne bileyim çok kritik bir eşikte hadi buna ya prim koydum. Onların hepsi hariç. Yani bizim Hümayla sponsorluk gibi. Adam diyor ki mesela 27.400 abone 27 bin lira. 50 bin abone 50 bin lira. Oraya ek bir madde ekliyor. 50 bin aboneyi geçerse ek olarak aylık 50 bin TL daha. Yani 50 artı 50. Bu da işte sanki ilk 11'e girmiş gibi oluyorsun ya da kadroda olmuş gibi. Bunların böyle maddeleri var. Şu anda Fenerbahçe'de en çok kazanan, en yüksek yıllık ücret alan futbolcu kim? Mesela ben sizin yerinizde olsam bunu sorarım. Rossi'nin yıllık ücreti 700 bin euro. Rossi bütün maçlarda oynasa alacağı yıllık ücret 2 milyon euro yapmıyor. Bilginiz olsun. Bak 2 milyon euro yapmıyor. Serdar Dursun. Gariban. Serdar harbi gariban ha. Serdar'ın garanti ücreti 350 bin euro artı maç başı oynuyor. Öyle sosyal medyaya baksana 2 milyon euro. Serdar gariban. Serdar Aziz. Serdar Aziz'in aldığı ücret 1,2 milyon euro mu ne ha? Maç başılar da düşük. Yani o da total oynasa 1,5, 1,750 falan yapıyor bütün maçlarda oynasa. Yani bu kadar Fenerbahçe'nin üstüne gelmesinler. Ha ben başka takımlardan yıllık 4 milyon euro alan biliyorum. Weghorst'un yıllık ücretini bir araştırın. Hocam şu kadar dediler. Siz garanti ücreti görüyorsunuz. Bir de maç başı var. Bir de prim var. Şu var. Fenerbahçe'deki bütün oyuncuların şampiyonluk prim maddesi var. Bütün oyuncuların. Fenerbahçe'deki birçok oyuncu bunu kabul etti. Takım liderken galibiyet primi alıyorlar. Mesela liderlik sürdüğü müddetçe prim alıyorlar. Birçok futbolcu bunu kabul etti. Bu sene böyleler. Mesela inşallah Trabzonspor'u yendiğimiz zaman hem galibiyetten dolayı normal maç primini alacaklar hem liderliği sürdürdükleri için. Mesela Galatasaray maçı yaklaşıyor. O maçı inşallah kazanırız. Bu maçı da inşallah kazanırız. Liderliği perçinlemiş olacaklar. İştahı düşünün. Arayı açacaklar. Önde gidip yani hedefe ulaşmak. Bir düşünün arkadaşlar. Neyse çok gevezelik ettim. Hakkınızı helal edin. Transfere dair sorularınız varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Bütün yorumlara ben bakmıyorum ama denk gelirsem elimden gelince notlarımı alırım. Sıradaki videolarda açıklarım. Yani çıkıp da yorumunuzun altına duyum yazacak halim yok arkadaşlar. Sonuçta herkes duysun istiyorsunuz. Doğru muyum? Bir transfer sorusu soruyorsanız kanaldaki herkes duysun istiyorsunuz. Mesela ben ne kadar kişi varsa bu videoyu izleyen herkesin beğenmesini isterim. Abone sayımızın artmasını isterim. Bak 50 bin olsa 50 bin lira vereceklermiş. Tabii şakalaşıyoruz, takılıyoruz ama inşallah arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. İyi ki bu kanaldasınız. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.